İşçilerimize gerekli eğitimi verdikten sonra işçilerimizin parseldeki yabancı çeşidin yoğunluğuna göre mesafelerini azaltarak veya artırarak ayarlamasını yaparız. Yoğunluk fazla ise mesafe düşük tutulup hız azaltılmaktadır. 20 metrekarelik sayımda bir 13-14 tane yabancı başak varsa biz bunu onun altına düşürmek için iki işçi arasındaki mesafeyi 3-4 metre ve biraz da hızlı alarak onu o istenilen sayının altına düşürebilmekteyiz. Bu ayarlamadan sonra başak çekimini başlatırız. Her işçi elinde topladığı başakları, tarladan aldığı başakları biriktirir. Bunları tarlaya atmayarak elinde biriktirdiği başakları daha sonra bir kişi çalışan işçilerin elinden toplar. Bunları traktör, remork ve benzeri bir vasıtayla tarladan oldukça uzak noktalara, üretim yapılmayan mera alanlarına götürerek tekrar çoğalmalarını engellemiş olmaktayız. Çünkü burada aynı başak tarlanın içerisinde kaldığı zaman tohumluk özelliği yavaş yavaş oluşturduğu için gelecek yıl aynı yerde tekrar çimlenerek yeniden yabancı başak konumuna geçecektir. Ve ertesi yıl üretilen sertifikalı tohumluk içerisinde yeniden yabancı başak çoğalmış olacaktır. Bu çoğalmanın önüne geçmek için tarladan toplanılan yabancı başakları gerekli yerlerde değerlendirmek suretiyle veya daha uzak alanlarda uzaklaştırmak suretiyle tarladan uzaklaştırmaktayız. Tarladan uzaklaştırdığımız yabancı başaklar o dönemde kılçıklı olduğu için hayvan yeminde kullanılabilecek durumda olanları hayvancılık şubemize göndeririz. Hayvanlara yemlik olarak değerlendirilebilmektedir. Yemlik olarak değerlendirilmeyecek şekilde olgunluğa gelmiş olanları ise tarım yapılmayan mera alanlarında atarak tarladan uzaklaştırmış oluruz.